Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Sevgili gazeteci, ekonomi gazetecisi Erkan Öz bizlerle beraber her zaman olduğu gibi. Bugün de kendisinden önemli haberler alacağız. Yine bazı cingözler gol yedi, bazıları gol attı hocam. İsterseniz literatüre de beraber soktuğumuz bu kavramı biraz genişletelim. Çok önemli gelişmeler var, çok önemli haberler var. Yani ne olursa olsun hiçbir şekilde engel olunamayacağı yönünde ben yani bahse girebilirim bu konuda, öyle söyleyeyim. Ama galiba yaşananlar da beni doğruluyor ve bundan sonra da doğrulayacak, ne dersiniz? Evet Sami Hocam, bugün gerçekten önemli bir tarihi bir gün diyebiliriz Bitcoin için. Tarihte ilk defa bir ülke Bitcoin'i resmi para birimi haline getirdi diyebiliriz. Yani kongreden geçti, El Salvador ülke kongresinden geçti. Geçen hafta genç bir başkanı var devletin, o açıklamıştı. Haftaya bir yasa tasarısı sunacağız diye. İşte yasa tasarısı geçti. Çok büyük bir ihtimalle de tamamen yasalaşacak ve tarihte ilk defa işte 13 yıl sonra Bitcoin'in ortaya çıkmasından 12 yıl da diyebiliriz. 2009'da fiilen ortaya çıktı. 12 yıl kadar sonra ilk defa bir ülke resmi olarak Bitcoin'i kendi para birimi ilan etti. Kendi ulusal parasının yanında. Hatta bu işte Wikipedia'daki şeylere falan bile girmiş. Yani Wikipedia'daki ülkelerin resmi para birimlerinde El Salvador'a Bitcoin yazmışlar. Aynı zamanda bu genç devlet başkanı Bukele dedi ki geçen hafta Merkez Bankamız da dedi Bitcoin alacak. Onu da şöyle ifade ettiler. 150 milyon dolarlık bir fon kurulacak Kalkınma Bankası'nda. Bitcoin alacak bu fon. Bir ülkenin Bitcoin'i resmi para birimi ya da yasal ödeme aracı, legal tender deniliyor buna İngilizce'de, haline getirmesi ne demek? Yani siz o ülkede herhangi bir kişiye, kuruma borcunuzu Bitcoin ile ödemek istediğinizde karşı taraf hayır ben Bitcoin almıyorum diyemeyecek. Bu devlet de dahil, yani vergi borçlarınız vesaire de dahil. Hatta Elon Musk işte hani Bitcoin ile bir satış yapmayacağız falan dedi ya, El Salvador'daki bir Tesla bayisi mecburen Bitcoin kabul etmek zorunda kalacak bu yasa teklifinden sonra. Ve tabii El Salvador devlet olarak, Merkez Bankası olarak Bitcoin alacağını açıklamış olunca ne oldu? Bizim en büyük cingözlerden Madame Lagarde gol yemiş oldu. Bundan birkaç ay önce sanki kendi üzerine vazifeymiş gibi. Yani Christine Lagarde eski IMF başkanı, ama IMF başkanı olarak da böyle bir açıklama yapmaya yetkisi yok. Avrupa Birliği Merkez Bankası şu anda başkanı ve Avrupa Birliği Merkez Bankası başkanı olarak dedi ki merkez bankaları asla Bitcoin almayacak, söz konusu olamaz, böyle canhıraş bir şekilde. O zaman biz bunu bu programda eleştirmiştik. Ben kendi YouTube kanalımda, başka mecralarda da paylaşmıştım. Ya sana ne oluyor yani? Sen kimsin de dünyanın 200 küsür merkez bankası adına alamazlar, yapama, almayacaklar falan diye kendi kendine böyle feveran ediyorsun. İşte 2-3 ay içerisinde bu insanların aslında ne kadar boş oldukları ortaya çıkıyor. İşte bir de bunun ruh kardeşi var, Janet Yellen, biliyorsunuz. Amerika Evet. Bakanı, eski Fed başkanı. O da 2017'deydi zannediyorum. Hiçbir zaman kriz olmayacak, bir daha yaşadığımız sürece kriz olmayacak dedi. Ben işte 2013'te kitap yazmıştım, 2020'de kriz olacak diye. Ben ve benim gibi birkaç ekonomist haklı çıktı, kendisi haksız çıktı. Ama ne yaptılar? Aldılar onu, Amerikan hazinesinin başına getirdiler. Sanki bu insanlar çok bir şey biliyorlarmış gibi bunları bir yerlere getiriyorlar. Bir de El Salvador başkanı şöyle bir açıklama daha yaptı. Bukele dedi ki 3 Bitcoin El Salvador'a gelip yatırım yaparsanız, yani bugünkü parayla yaklaşık 100 bin dolar ya da Türk parasıyla 850 bin ya da 900 bin TL gibi bir para yapıyor, belki 1 milyon TL, vatandaşlık hakkı da elde edeceksiniz. Elde edebilirsiniz ya da süresiz oturma izni elde edebilirsiniz El Salvador'da dedi. Ve bu şimdi tabii aslında El Salvador küçük bir ülke. 6 küsür milyon nüfusu var. Yani İstanbul'un Anadolu yakası kadar falan diyebiliriz. Yüz ölçümü olarak da küçük ama
bu Bitcoin tarihinde bir dönüm noktası olacaktır. Yani şimdi eleştiriler de var. El Salvador'da çok suçla işte iştigal eden insan var. Ya da bu devlet başkanı Bukele çok demokratik bir insan değil, işte muhalefeti engelliyor falan gibi. Bunlar doğru da olabilir, fakat burada önemli olan şey şu: bir devletin Bitcoin'i resmi para birimi yapabileceği ve kendi merkez bankası kasasına Bitcoin koyabileceği, ki biz bunu bu programda söylemiştik, bu mutlaka olacak, çok yakında olacak diye, bu gerçekleşti ve bu bir fikir olarak artık önümüzde ve bütün diğer devletler de buna bakacaklar ve olabilir mi acaba, biz de mi yapsak diye düşünecekler. Başka ülkeler de mutlaka bunun arkasından gelecektir diye düşünüyorum. Peki hocam, hangi ülkeler olabilir bunlar? Şimdi El Salvador tabii bir Orta Amerika ülkesi. İspanyolca konuşulan Güney Amerika ülkeleri hemen sıraya girdiler. Paraguay'dan, Arjantin'den, Brezilya'dan, Portekizce konuşuyor Brezilya ama o da bir tabii ki büyük bir Güney Amerika ülkesi. Çeşitli milletvekilleri ya profil resimlerinde Twitter'da lazer göz koydular, yani Bitcoin 100 bin dolar olacak, o kampanyaya katıldılar, ya da işte bizim ülkemiz de bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yapacak falan diye böyle paylaşımlar yaptılar. Katie Wood diye bir yatırım danışmanı var. ARK Investment diye bir fon yönetiyor. 50 küsür milyar dolar varlık yönetiyor dünya çapında bu hanımefendi. Ve Tesla hissesinin bu kadar yükselebileceğini tahmin etmesiyle meşhur. Hatta işte Tesla hissesi bugün Bitcoin'in olduğu gibi bir ara %30 falan düşüyor. O zaman da şeyinden vazgeçmiyor, iddiasından vazgeçmiyor. Böyle çok kıymeti anlaşılmamış varlıkların değerini önceden tespit etmesiyle meşhur. Ve tabii doğal olarak Bitcoin'i de keşfetmiş bu hanımefendi. Ve şu anda Bitcoin içinde 500 bin dolar gibi bir hedefi var. Bakın tırnak içinde, bu Katie Wood'un hedefi. Bizim hedefimiz değil. Yani onu söyleyeyim baştan. Katie Wood geçen hafta dedi ki, bu El Salvador açıklamasından hemen önce, bu yeni sanayileşen ülkeler ya da işte finans literatüründeki adıyla gelişmekte olan ülkeler önümüzdeki dönemde işte gerek doların artmasıyla gerek ham madde fiyatlarının düşmesiyle zorlanabilirler ve çareyi Bitcoin almakta bulabilirler demişti. Yani özellikle gelişmekte olan ülkelere dikkat çekmişti. Ve işte Paraguay, Arjantin, Brezilya, El Salvador, bunlar hep gelişmekte olan ülkeler. Bunun yanında bir de Rusya'dan bahsedebiliriz Sami Bey. Rusya tabii El Salvador gibi olmaz eğer Bitcoin aldığını açıklarsa. Bunu bana düşündürten ne? Geçen hafta yine son 10 gün kadar süre içerisinde bazı gelişmeler oldu. Onlar Rusya acaba Bitcoin alır mı Merkez Bankası olarak diye bana düşündürdü. İlk önce Rusya kendi varlık fonundaki bütün dolarları satacağını açıkladı. Yani dolar bonolarını. Burada yaklaşık 180 milyar dolar para var ve bunun en az 1/3, belki 1/3'ünden fazlası dolar varlıklarda. Yani burada yaklaşık 60-70 milyar dolarlık bir varlıktan söz ediyoruz. Ve Rus yetkililer Bitcoin'i anmadılar burada. Dediler ki doları bırakacağız, yerine işte euro, yuan ya da altın gibi şeyler koyacağız dediler. Ama tabii ki burada Bitcoin'de %1-2 bile olsa bir çeşitlendirme olarak burada yer alabilir aslında. Yani doların bir alternatifi olarak. Hatırlayın, Tesla Bitcoin alırken doların alternatifi olarak ben bunu alıyorum demişti. Ve daha sonra iki açıklama daha oldu. Bir tanesi, Rusya Merkez Bankası Başkanı dedi ki, bu doları bırakacağız açıklamasından sonra, dijital paralar dedi, Rusya'nın finansal geleceğidir dedi. Bakın, dijital para demedi. Dijital para dese Rus rublesi dijital versiyon olabilir ama dijital paralar dedi. Demek ki ya başka ülkelerin de dijital paraları ya da bunun yanına işte Bitcoin gibi çeşitli bağımsız, tarafsız dijital paralar da olabilir. Kripto paralar da olabilir belki. Ve bugün aslında en önemli açıklama da yine bu açıklamaları yapanlar içerisindeki en önemli isimden geldi. O da Dışişleri Bakanı Lavrov. Dedi ki, aynen cümleyi okuyorum, kripto paraların uluslararası mutabakatlarda önemli bir rol oynayacağı dönemin gelmesi kaçınılmaz dedi. İşte bu ne diyor? Kripto paralar diyor. Dijital varlık demiyor, para diyor. Para diyor. Uluslararası mutabakatlar, yani karşılıklı ödemeler. Biz doları bırakıyorsak
Demek ki buraya bir kripto para da alabiliriz'in sinyali olarak ben yorumladım bunları. Şimdi mesela El Salvador'un Bitcoin alması 150 milyon dolar küçük bir ülke, küçük bir rakam. Dediğim gibi çok da böyle demokrasiyle anılmayan bir ülke olduğu için çok piyasaları hareketlendirmedi. Ama Rusya'da her ne kadar işte Batı ile problemli, demokrasi konusunda sıkıntılı vesaire olsa da Rus ekonomisi trilyon dolarlık bir ekonomi ve öyle El Salvador'a benzemez. Eğer bir alım gibi bir şey görülürse bunun etkisi daha yoğun olur diye düşünüyorum. Tabii en iyisi şu olur Sami Bey, böyle daha batıya yakın ve demokrasi konusunda sorunu olmayan ülkelerden böyle açıklama gelirse. Mesela ETF kararını çıkartan Kanada bunu yapabilir. Avustralya, Singapur, Hong Kong gibi yerlerde. Fransa'da biliyorsunuz daha önce bir programda konuştuk. İki milletvekili orada bir kampanya başlattı. Fransa Merkez Bankası Bitcoin alsın diye. Yani Türkiye'nin bile Bitcoin alması El Salvador'dan daha etkili olurdu mesela. Yani keşke biz de yapmış olsaydık. Ben hep söylüyorum, bu programda da söyledim. 2017'den beri söylüyorum. Benim 2017'de söylediğim sırada dalga geçilmeyip de o zaman bu yatırım yapılsaydı bugün Türkiye'de altyapı oluşsaydı. Yani 2,5 milyar doları 100 milyar dolara falan ulaşmış olurdu bugün. Herhalde tabii ki, kesinlikle. Peki şimdi, hocam, evet. Haftanın tabii bir de önemli olayları var. Gerçekten ben Lavrov'un açıklaması çok önemli, dediğiniz gibi. Varlık demiyor, para kelimesini kullanıyor. Bunun altını çizelim. Önemli gelişmeler oldu mu benim bu hafta içerisinde başka? Çok oldu tabii ki, her zaman. Olmaz mı? Neler var neler? Neler oldu, neler oldu, neler. Bu batıya daha yakın demokratik ülkeler konusunda bir ufak şey daha söyleyeyim. Aslında kendileri doğrudan Merkez Bankası olarak almadıkları halde Bitcoin'e yatırım yapan son derece demokrasi standartları yüksek ülkeler de var şu anda. Bunlardan en başındaki Norveç. Norveç Varlık Fonu zaten dünyanın en büyük varlık fonu ve onların Amerika'da mikro strateji yatırımları var. Mikro strateji zaten şu anda adeta bir Bitcoin ETF'ine dönüşmüş durumda. Onlar yani dolaylı olarak mikro strateji hissesine sahip olarak aslında Bitcoin yatırımı yapmış durumdalar. Bir de Singapur'un varlık fonu var, Temasek. Eski bir Goldman Sachs analisti Roel Paul geçenlerde iddia etti. 2017-18'den beri bu Temasek fonu doğrudan madencilerden Bitcoin alıyor ama açıklamıyorlar diye söylemişti. Yani aslında orada da şeyi altından, halı altından bir şeyler dönüyor. Ama söylemiyorlar. Hatta haftanın önemli olaylarından bir tanesi de Biden yönetiminde teknoloji ve rekabet konularında danışmanlık yapan Tim Wu bir Bitcoin yatırımcısı olduğu ortaya çıktı. Kendisinin dolar Bitcoin'i varmış. İşte yaklaşık 5 milyon dolara kadar olabilir diye böyle muğlak bir ifade kullanmış. Diğer çok önemli bir haber, biliyorsunuz Bitcoin'in en büyük düşmanlarından Warren Buffett, ki dünyanın en zengin, en büyük özellikle varlık yatırımcısı, Bitcoin'e daha önce fare zehiri demişti. Hatta düşmesini beklemiş. Geçen ortakları, ya yani en yakın ortağı var, şimdi ismi aklıma gelmedi, ikisi de çok yaşlılar bu arada. O da çok kötü konuşmuştu Bitcoin hakkında. Ama bu cin gözler ne yapmışlar? Brezilya'da Bitcoin ürünleri de kullanan bir dijital bankaya yarım milyar dolar, 500 milyon dolar yatırmışlar. Yani kendileri dışarıdan eleştiriyorlar ama bir yandan dediğiniz gibi Bitcoin'e toplama işte bir şekilde yapıyorlar. Kötü bir haber olarak belki değerlendirilebilir. Bu Çin biliyorsunuz madenciliği yasaklayacağını veya çok daha sert önlemler alacağını açıklamıştı. Bugün, şimdi biz programa başlamadan önce Sincan eyaletinde madencilik tesislerine faaliyetlerini durdurmaları konusunda yönergeler gittiği, emirler gittiği ilan edildi. Daha önce de İç Moğolistan eyaletinde aynı şey yapılmıştı. Bu eyaletlerde elektrik üretirken kömür kullanılıyor ve bu devletin Bitcoin madencilerine biz daha sert tedbir alacağız demesinin arkasında da bu fazla kömür kullanımı varmış anladığımız kadarıyla. Asıl önemli olan Sichuan diye bir eyalet var. Orada hidroelektrik santrallerden, yani barajlardan gelen elektrikle Bitcoin üretiliyor. Oraya bir yasak gelecek mi?
Onu piyasa takip edecektir. Aslında bunun yani temel olarak Bitcoin'e çok ciddi aman aman yıkıcı bir etkisi olmaz. İşte madenciliğin şimdi tamamen yasaklanması. Aksine madencilik dünya çapına daha çok yayılmış olur. Çünkü şu anda %60 ile %65'i Çin'de yapılıyor ve bu da bir acaba Çin mi bu işi kontrol ediyor diye bir korku oluşturuyor. Aslında bu korkuya da gerek yok ama yani piyasayı olumsuz yönde etkileyebilecek haberlerden biri olur. Buna dikkat etmek lazım. Sichuan eyaletinde de yasak gelirse. Hı hı. NBA'de Milwaukee Bucks'ın sahiplerinden Mark Larsry, milyarder bir iş adamı bu da, Amerikalı. Dedi ki keşke daha önce çok daha fazla Bitcoin alsaydım. Şu an piyasa dedi 20 bine de gidebilir, 100 bine de gidebilir ama ben eskiden çok daha fazla Bitcoin almış olmayı dilerdim dedi. Yine az önce ismi geçen MicroStrategy, işte tarihte ilk kez şirket olarak bilançosuna Bitcoin alan Amerika'daki şirket, kendi alanında dünya lideri, Nasdaq'ta işlem görüyor. 400 milyon dolarlık borçlanmaya çıktı, tahvil satışına çıktı. İşte borçla da, uzun vadeli düşük faizli borçla da Bitcoin alacaktı. Çok yüksek talep geldi, 1.6 milyar dolar biz sana borç verelim diye piyasa MicroStrategy'nin önüne gitti. MicroStrategy de bu sefer bunu 500 milyon dolara çıkardı. Yani MicroStrategy 500 milyon dolarlık daha Bitcoin alacağını açıkladı diyebiliriz. İran'dan aslında ilginç haberler geliyor hocam bu arada. Yani biz şimdi El Salvador falan diyoruz ama muhtemelen Venezuela, İran gibi ülkelerin, belki Kuzey Kore'nin çoktan devlet kasalarında Bitcoin var ama bunu açıklamıyorlar. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kripto para faaliyetlerinin yatırılması gerekir. Yani bunun yasasının doğru düzgün çıkartılması gerekir gibi bir açıklama yaptı. Son olarak da Twitter CEO'su Jack Dorsey geçen hafta Miami'de düzenlenen Bitcoin konferansında hayatının en önemli işinin aslında Bitcoin olduğunu, Twitter'da ve Square'da çalışmasa Bitcoin'de çalışacağını, Bitcoin'in yardıma ihtiyacı olursa Twitter ve Square'i bile bırakacağını, bundan sonra hayatının tek amacının insanlara en kolay şekilde Bitcoin'e erişim sağlamak olacağını açıkladı. Çok etkili bir isim Twitter'ın başındaki isim. Hatta Twitter ve ödemeler şirketi Square, ki onun da bilançosunda Bitcoin var, Blockstream grubuyla ortak yeşil, yani doğayı kirletmeyen enerjiyle çalışan madencilik, Bitcoin madenciliği tesisleri kuracaklarını açıkladılar. Yani hafta yine dolu dolu geçti, son bir hafta 10 gün. Yine çok olumlu yönde aslında birçok haber de vardı. Fiat'ın da tabii bunu takip etmesini arzu ederiz, inşallah eder. Bir de Twitter'ın CEO'sundan geldi bir Jack Dorsey, onu söylediniz. Onu söyledim. Evet ya, o mesela, o, ben mesela bu söylediğinizi çok önemsiyorum çünkü zaten bu platform bu tarz sosyal medya alanında da çok fazla yaygın bir şekilde olduğu için Twitter'ın CEO'sunun ben bu sözünü önemsiyorum. Bunun da altını çizmek isterim gerçekten. Peki hocam, yani Bitcoin'de neler oluyor şu anda? Asıl kritik konu bu. Oluyor, çok olumlu haberler de var. Görüşmediğimiz sürede Google işte reklamlarını yasaklamıştı biliyorsunuz, işte Bitcoin'i falan. Herhalde galiba onlar da Kuzey Amerika'da engeli falan kaldırdılar. Fakat bu fiyata bir türlü yansımıyor şu anda Bitcoin'de. Bir satış isteği var. Bunun da sebebi şu, aslında teknik analizin şeyi insan psikolojisini ölçmek. Çok eskiden Bitcoin almış olanlar, yani Mart 2020'deki çöküşte dipte 3000'den 5000'den almış olanlar veya halvingden hemen sonra 8-9 bin dolarlardan Bitcoin almış olanlar 60 bin dolara gelince çok büyük kar elde ettikleri için satış yaptılar. Ve masada çünkü çok büyük para vardı. Ondan sonra içeri girmiş olan birçok küçük yatırımcı bu satış dalgasından korktu, daha da mı düşer diye. Şu anda hala o korkuyu biz geçebilmiş değiliz. Yani bu satma niyetinde olanların bir bitmesi gerekiyor Bitcoin'de. Şimdi tekniğe bakarsak en son Bitcoin'de bir üçgen formasyonu oluşmuştu ve bu yukarıda aşağıda kırılabilir deniliyordu teknik analistler tarafından. Bu üçgen aşağı kırıldı ve aşağı kırılınca da hedefi böyle 20 binler falandı. Hacimsiz aşağı kırıldığı için bazı analistler bu bir tuzak olabilir dediler. Ve orada 30 bin desteği yine çok kuvvetli bir şekilde çalıştı. Yani 30 binden döndü Bitcoin, böyle 37 binlerden falan aşağı düşük 30 binden döndü.
Ve 37 bin, 34.700'de bir direnç vardı. Onu da hızlı bir şekilde yukarı doğru kırdı. Şu biz programa bağlandığımızda 35 bin küsürlerdeydi. Şimdi 35.600'de bir direnç var. Orası da aşılabilirse 36.500, 37.300 arasında bir direnç bölgesi var. Buraya dikkat etmek lazım. Buralarda aşılırsa 40 binde eskiden gelen bir trend, genel bir trend çizgisi var. Orası direnç olarak çalışabilir. 41 binde de bütün bu söylediğim rakamlar günlük analiz. 41 binde de 200 günlük ortalama var. O da bir direnç olarak karşımıza çıkabilir. Bütün bunlar aşılabilirse 52-53 bin bantlarına kadar Bitcoin'in yolu olabilir. Yani bu olumlu tabloya ulaşabilmek için Bitcoin'in önünde önemli aşması gereken dirençler var. Bu aşağı yönlü hareket sürerse de aşağıda yine 30 bin önemli bir destek. Orası bir türlü aşağı kırılmadı. Eğer aşağı kırılırsa da onun altında 26 bin ve 23 bin destekleri var. Bu arada bir uzman görüşü, ben tabii teknik analist değilim, sadece destek ve direnç seviyelerini burada dile getiriyorum. Ama Bloomberg istihbarattan üst düzey emtia analisti Mike McGlone, o dedi ki şu anda tam biz programa bağlanmadan önce tweet attı. Dedi ki şu anda Bitcoin'de 40 bin, 20 binden daha olası dedi. Önemli bir isim oldu. İnşallah doğru çıkar tahmini. Bu arada unutmamak gerekiyor ki çoktan bir düşüş sezonuna girdiğimizi ve Bitcoin 10 binlere kadar bile düşebileceğini iddia eden analistler de var. Ama ben tabii McGlone'un haklı çıkmasını arzu ederim. Evet, gene keyifli ve hoş bir sohbet oldu. Bir anlamda da özet yapmış olduk hem haftayı hem de son cin gözlerin maceralarını da dinlemiş Evet. olduk. Ama ben bu cin gözlerin sayısı arttıkça diyorum ki bu Bitcoin'e talep de artıyor. Bunlar böyle yaptıkça aslında tam tersini yapıyorlar ya da yapılmasına neden oluyorlar. Bir de her seferinde haksız çıkmaları da güzel oluyor. Aynen canım, ne güzel işte, biz söylemiştik diyoruz hocam, harika. Arkadaşlar, bu arada hocamızın kendi YouTube kanalından da daha detaylı böyle analizler almak istiyorsanız biz burada biraz hoş, keyifli bir 20-25 dakika geçiriyoruz. Ama ayrıntılar, daha detaylı bilgiler hocamızın kendi YouTube kanalında da var. Ama ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Bizi takip ediyoruz. 160 bine geldik. İnşallah 200 bini geçeceğiz sizlerin desteğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın hocam. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.